yasanın başlığı ile içeriği konusundaki farklılığın ortada olması, bu farklılık çerçevesinde torba yasası ile birlikte birçok yasaların görüşülmeye, kabul edilmeye çalışılmasına itirazımız vardır. Her defasında bunları eleştiriyoruz. Diyoruz ki torba yasasıyla gelmesin, hem kanun tekniği itibariyle hem kanun birliği itibariyle ve mevzuatın da dağılmaması yönüyle bu birlikteliğin sağlanması için torba yasasıyla değil, başlığını taşıyan kanun hükmüyle beraber bu maddelerin gelmesi, görüşülmesi, kabul edilmesi gerekir diye söylüyoruz. Ama bir türlü sizlere anlatamıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri FETÖ ile birlikte hareket ederek devletin yönetimini, emniyetin yönetimini, adliyelerin, yargının yönetimini ellerine bıraktınız. En sonunda geldiğimiz nokta darbe girişimiyle karşı karşıya kalan bir Türkiye'yi ortaya çıkardınız. Her nasılsa gerek yasama meclisinin, gerekse siyasi partilerin, gerekse halkın girişimiyle karşı konulan bu darbe girişimi sonucunda çıkan sonuç çerçevesinde hala yanlış yapmaya devam ettiğinizi görmekteyiz. Özellikle kanun hükmündeki kararnamelerin amacını aşan bir şekilde kullanılıyor olması ve devletin esasını ilgilendiren konularda değişiklik yapılması ve bilhassa askeri okulların kapatılmak suretiyle devletin zamanında kanunla düzenlemiş olduğu konuların kanun hükmündeki kararnameler ile değiştirmeye çalışmanız gerçekten bugün Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini ve daha çok zor şartlar altında gelecekte gerçekten karşı karşıya kalacağını belirtmek istiyorum. Şimdi kanun hükmündeki kararnameler ile yaptığınız değişiklikler gelecekte telafisi imkansız zararları ortaya koyabilecektir. Öyle hatalar, yanlışlar yapıyorsunuz ki biz muhalefet olarak tekrar tekrar söylememize rağmen aynı hataları yapmakta devam ediyorsunuz. İşte FETÖ'cülerle ilgili yıllarca dedik ki bunlarla işbirliği yapmayın. Liyakata mutlaka tabi tutun ve insanları hak etmedikleri yerlere getirmeyin dedik. FETÖ'cüleri ellerinizle büyüttünüz. Bugün devletin ve milletin başına bela ettiniz. PKK ile ilgili konuda dedik ki onlarla müzakere etmeyin, mücadele edin dedik. Onları hoş gördünüz, onları güçlendirdiniz. Dağdan şehre inmesine, silahlanmasına, hendeklerin kazılmasına sebep oldunuz. Bugün onları temizleyemiyorsunuz. IŞİD'le ilgili yanlış yapıyorsunuz dedik. Ama dediniz ki onlar 3-5 tane yaramaz çocuk, onlar bir şey yapamaz dediniz. Bugün Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin başına bela olan bir örgüt konumuna getirdiniz. Suriye ile ilgili politikanızın yanlış olduğunu söyledik ve durup dururken Suriye ile Türkiye'nin başını belaya soktunuz ve bugün gerçekten Türkiye'nin başına bela olan, çözülemeyecek noktaya getirdiğiniz bir noktaya getirdiniz. Bunları söylüyoruz. Bunları dikkatle izlemenizi, bu hatalardan dönmenizi tekrar ediyoruz.